Merhaba arkadaşlar, bugün size çok güzel bir yemek göstereceğim. Bunun için elimizde yeşillikler var. Bunlardan bir tanesi Swiss chard, silver beet, chard family diye geçiyor. Sanırım bu pazı diye sesleniyor, Türkiye'de söyleniyor. Pazı sanırım. Bilmiyorum tam olarak ama internetten bakabilirsiniz. Silver beet, Swiss chard. Canadian beans bildiğiniz bizim beyaz fasulyeye benziyor. Barlotti kullanmak istedim ama Barlotti bulamadım, barbunya tarzında. Onun yerine cannellini beans kullanacağım. Bu yemek tamamen vegan olacak, vegan yemek. Zeytinyağı kullanacağız. Ama ben şahsi olarak yapmak için bunu tereyağıyla bitireceğim. Çünkü tereyağını ben her yemekte hemen hemen kullanıyorum, sıcak yemeklerde. Sarımsak 4 diş. Bir tutam maydanoz. Bir baş soğan, temizlenmiş, oradan ikiye ayrılmış. Onları hemen kabaca doğrayacağız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ortadan ikiye ayrılmış. Tekrar ortadan ikiye kesiyorsunuz. Sonra slice. Dilimliyorsunuz. Böyle dilim yapıyorsunuz. Elinizi, parmaklarınızı kesmiyorsunuz. Yavaş yavaş, acele etmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bir baş daha geliyor. Şu kahverengileri şöyle sıyırıp alıyoruz. Doğruyorsunuz yavaş yavaş. Bu kadar. Soğanı böyle hallettikten sonra hemen kenara çekin. Şimdi elimizde sarımsaklar var. Sarımsak, soyulmuş sarımsak varsa onu kullan direkt. Bunları direkt şöyle ezeceğiz. Eziyoruz. 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 Gördüğünüz gibi şöyle ucundan tutup çektiğiniz anda kabukları hemen ayrılır. Gördüğünüz gibi sarımsak soyma derdinden uzaklaşıyorsunuz. Ve sarımsağınızı ezdiğiniz zaman kendi natürel yağlarını da ortaya çıkartıyor. Sarımsak kokusu öne geliyor ve daha lezzetli olmasını sağlıyor yemekte pişerken. O yüzden sarımsağı döverler genelde. Bütün lezzeti çıksın diye. Soğan, kök, sarımsak, kök sebzeler, like lemongrass tarzında sebzelerde. Bunlar dövme işlemi kullanılır. Zencefil, turmeric. Turmeric dediğimiz zerdeçal. O da kök halindedir. Şimdi sarımsaklarımızı kırdık. Sarımsakları da çok ince doğrayacağız. Çok ince derken öyle çok çok ince, micro ince değil. Şöyle küçük küçük parçalara ayırın. Şöyle of olmuş bir sarımsak var. Onu alıyoruz. Atıyoruz kenara. Doğramaya devam ediyoruz. Böyle ince ince doğrayın. Böyle ince ince doğradıktan sonra soğanlarla beraber kenara çekin. Soğan ve sarımsak şimdi şöyle kenara alalım. Bunu doğrarken arkadaşlar şu dip kısımlarından ayırıp burayı ayrı doğrayıp şurayı küçük parçalar haline getireceğiz. Şöyle göstereyim. Şurası, kimisi şöyle kesiyor. Bunu ayırdıktan sonra sadece içlikleri bir kenara alıp bunları da küçük küçük doğruyor. Ben hiç ayırmayacağım. Ama sadece beyaz saplarını ayrı ayrı almaya çalışacağım. Ama bu şekilde olmayacak. Sadece şuradan şöyle keseceğim. Çok basit. Şimdi yemeği pişirmeye geçeceğiz. Pişirmeye geçmeden önce zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı benim orta derecede, klasik tatta. Fazla acı olmayan bir zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle derin bir tavada yavaş yavaş soğanlar, sarımsaklarla başlayacağız. Sonra içliklerimizi ilave edip kapağını kapatıp biraz su ekleyip çektireceğiz.
tuzunu, biberini, acısını istersek vereceğiz. Ondan sonra kullandığım diğer element ise sherry vinegar. Çok tatlı ve ekşi arasında bir sirke. Çok hoşuma gidiyor benim. Yemeklerde bitirmek için şöyle bir kapak kadar yemeğin içine atacağız. Limon suyu da kullanabilirsiniz. Sherry vinegar kullanmanıza gerek yok. Ama benim personal, şahsi kendi tercihim. Hadi yemeği pişirmeye geçelim. Orada size yavaş yavaş soğanı, sarımsağı kavurup, yeşillikleri ekleyip nasıl bitireceğimizi göstereceğim. En sonunda zaten fasulyeyi açıp içine ekleyeceğiz. Arkadaşlar, yemeğimiz pişiyor şu anda. Çok az bir su ilave ettik. Kettle'dan kaynattık ki sebzeler iyice yumuşasın. Tuzunu ilave ettik. Soğanları pişirirken ilk tuz ilave ettik. Sonra yeşillikleri ekledik. Yeşilliklerin hepsini kullanamadım. Tencere biraz küçük olduğu için bir kısmı kaldı. Ama siz hepsini ilave edebilirsiniz. Yiyeceğiniz porsiyona bağlı. Çünkü bunu bir tek ben yiyeceğim. Benim ev arkadaşım zaten vegetarian, vegan takılıyor. Yemek istemiyor bu tarz şeyler. Çünkü ben balıkla yapacağım. Dediğim gibi yeşillikler bir tık kaldı. Kettle'dan biraz sıcak su ekledik ki su oranını ayarlayıp buharla beraber o yeşilliklerin pişmesini sağlıyoruz şu anda. Yeşillikler piştikten sonra fasulyeleri içine salıp maydanozumuzu, tuzumuzu, biberimizi kontrol ettikten sonra kıvamını ayarlayacağız ve balıkları pişirmeye geçeceğiz. Balıkların buzdolabında, onları size göstereceğim birazdan. Nasıl pişireceğimi de göstereceğim ve balık hakkında da biraz konuşacağız. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Ben bir kahve arası veriyorum. Size bir çay kahve kapın ve daha sonra yemeği bitirmek için tekrar görüşürüz. Gördüğünüz gibi yeşillimiz güzel pişiyor, suyunu verdik. Pişmesini istiyoruz. Pişen yeşillik tadı daha güzel çıkacaktır. Bütün içindeki doğal şeker kırılıp, karamelize olup sebzenin tadını ön plana çıkaracaktır. Fazı, silver beet, Swiss chard tarzı sebzelerde pişirme biraz uzun sürüyor. Yavaş, uzun pişmesi gerekiyor. Az pişirip de tüketebilirsiniz ama benim şu anki pişireceğim yemek braise dediğimiz kendi suyuyla ve ekstra suyuyla ve aromatik şarap kullanmak isterseniz beyaz şarap da kullanabilirsiniz isterseniz hiç. Mutfakta sınırlar yok. Tadı oturtturabiliyorsanız yapın. Bilmiyorsanız yapmayın. Gösterdiğim şekilde yapın. Ve bunu temeli öğrendikten sonra üstüne şarapla mı, birayla mı çektireceksiniz? Krema falan bu tarz şeylere girmiyorum. Krema bilmiyorum çok şey... Kremayla yemek pişiren adam bence yemek pişirmeyi pek bilmeyen adamdır. Ben bunu düşünüyorum. Her zaman söylerim. Bir profesyonel şef olarak da söylerim. Kremanın gireceği bazı yerler vardır. Her yere krema giriyor. Türkiye'de et bile marine ediyorlar kremayla. Anlamadım ne alakaysa. Yani şey gibi bu. Sonradan görmüş krema her yere kullanayım kafasında olan insanlar büyük ihtimalle. Neyse bizim işimiz değil. Ben size doğal, basit, en kolay yoldan nasıl pişireceğinizi gösteriyorum. Sebzeler pişiyor. Balığa bakmıştık zaten. Balık da zaten tavaya girecek, güzel kızaracak deri tarafından. Bugün daha yemek yemedim. Sabah kahvaltılarını genelde ben skip yapıyorum. Öğlen yemeğinde veya öğlen 12-1 arası bir şeyler yiyip günün yarısını öyle kapatıp bir akşam yemeğiyle sonlandırıyorum günü. Bakalım bugün böyle bir girişimde bulunduk. Sebzeler pişiyor. Birazdan oraya gideceğiz, bakacağız sebzeler nasıl pişmiş. Yani ondan sonra da balığa geçeceğiz. Yemeği bitirmenize göstereceğim. İster tereyağlı ister tereyağsız yapın. Tereyağı koymazsanız vegan olur. Acı koymak isteyen acı koysun. Limon sıkmak isteyen limon sıksın. Dediğim gibi ben suyla başladım. Su yerine beyaz şarap kullanabilirsiniz. Beyaz şarabı soğanlar kavrulurken ilave edip bir tık çektirip sebzelerle beraber bitirebilirsiniz. Bu tamamen sizin yeteneğinize kalmış. Dediğim gibi bilmiyorsanız yapmayın. Böyle yapın. Sonra öğrendikten sonra geliştirebilirsiniz. Şu anda fasulyeleri 3-4 dakika daha böyle bir kaynattıktan sonra, yemekten sonra sebzelerle beraber şu anda tereyağımızı hazırlayacağım. Bunun için sadece böyle 3-4 parça tereyağına ihtiyacımız var. Bu arada da yemeği kenara çekip hepsini tereyağıyla bağlamayacağım. Sadece yiyeceğim kadar porsiyonunu tereyağıyla bağlayacağım. Onun için şöyle 2 parça tereyağına ihtiyacım var. Onu keseceğim. Ve onu bağlarken size nasıl bağlamanız gerektiğini göstereceğim. Buna tava sosu, yemeği bitirme sosu derler normalde. Şimdi Türkçe tarif edemedim pek. Temel olarak tereyağından 2-3 parça ve yemeğin suyuna oranla tereyağı oranını arttırarak tereyağını ateşten çektikten sonra yemeğin içine salıp şöyle karıştırıp kremamsı hale getiriyoruz. Basically tereyağı sos yapıyoruz.
aynı tabanın içinde hiçbir şey ilave etmeden. Şimdi onu size göstereceğim nasıl yapacağımızı. Fasulyeleri ilave etmiştik. Fasulyeler şimdi 3-4 dakikada böyle piştikten sonra sebzelerle beraber. Onu ateşten çekeceğim. Ekstra fazla olan kısmını bir kaba ayırıp yiyeceğim kadarına tereyağı ilave edip onu nasıl tereyağlı sos haline getireceğimi göstereceğim. Tadını tuzunu kontrol edeceğiz. Ondan sonra da balıkları kızartmaya geçeceğiz. Şimdi tereyağımızdan bir 2-3 parça keselim. Şöyle benim yiyeceğim kadar şudur. Şu miktarda. Bilmiyorum ne kadar, 15 gram falan mı, 20 gram var mıdır bu? Şöyle küçük parçalar haline getiriyorum. Yapmam gereken sadece bu. Tereyağın soğuk olması gerekiyor. Fazla dışarıda tutmayın. Soğuk tereyağı her zaman daha iyi kombine olur. Evet, yemeğimizi ateşten çektik. Şuraya aldık. Gördüğünüz gibi. Burada yemeğimiz bekliyor. Tereyağımız hazır. Ama ilk önce şunu göstermek istiyorum size. Hepsini yemeyeceğim için bir kısmını buraya ilave edeceğim. Yiyeceğim kadarını tavada bırakıp tereyağıyla bağlayacağım. Şimdi bunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Kıvamı çok güzel. Çok az miktarda su kaldı dibinde. İşte bu su, bu tereyağı ile combine olunca güzel kremamsı bir sos haline gelecek. Ama ilk önce yemeğimden biraz ayırmak istiyorum. En güzeli bir kaşık kapayım. Kaşık. Tereyağını şu şekilde ayrı ayrı yerlere salıyorsunuz. Sosumuz sıcak, tereyağımız soğuk. Yapmanız gereken tek şey karıştırmak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kırmadan, fasulyeleri ezmeden bu şekilde karıştırıyorsunuz. Tereyağlar suyla birlikte combine oluyor. Yani şu anda bir düşüncem. Su oranı biraz fazla. Ama hiç sıkıntı değil. Zaten çok yoğun bir sos da yapmak istemiyoruz. Sadece o sosun biraz böyle tereyağıyla özdeşleşip hafif bir kıvamlı bir hale gelmesini istiyoruz. Tereyağı çok güzel koktu zaten şu anda. Yeşilliklerimizle beraber. Dediğim gibi tereyağını koymazsanız hafif sulu kalır. Vegan kalır ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Çok güzel bir side dish olabilir. Yandan yiyebileceğiniz ekmekle beraber veya bir rice'ın yanında veya pasta ile beraber, makarna ile beraber tüketebilirsiniz. Sadece 3-4 parça tereyağıyla yaptık bunu. Bunu birçok yerde yapabilirsiniz. Önemli olan sos oranını, sıcaklığını, tereyağının yoğunluğunu, daha doğrusu yani soğuk olmasına önem göstermeniz gerekiyor. Bunları takip ederseniz bu tarz soslar yapabilirsiniz. Bakın. Sosa bakın. Şimdi sosu göstereyim. Şu malzemeleri kenara çektireyim. Görüyor musunuz? Krema gibi oldu. Krema kullanmanıza gerek yok. Bunu yapmayı biliyorsanız, becerebilirsiniz. Şahane olur. Fasulyenizi kendiniz pişirip fasulye suyuyla sebzeyi pişirirseniz bir tık daha nişastası fazla olacağı için sos kendinden de koyulabilir. Bu da ayrı bir sistem. Bunu da bir başka videoda işleyebiliriz. Başka bir videonun konusu olabilir. Bahsedeyim. Ağır tabanlı tava kullanacağız. Kalındır. Bu tarz tavalara sıcaklık her yere gelir. İnce tabanlı tavalara nazaran kalın tabanlı tavalarda ufak kısık ateşte bile pişirme yapsanız bu kalın taban bütün sıcaklığı absorb yapıp her yere eşit miktarda verecektir. Benim en sevdiğim tavalardan bir tanesidir. Hiç büyük bir tava değil. Gördüğünüz gibi bir karış büyüklüğünde. İki porsiyon balığı yan yana çok güzel pişireceğiz. Biraz zeytinyağı koyup deri kısmından çıtır çıtır pişireceğiz. Hadi şimdi gidelim balıkları pişirmeye başlayalım. Evet, balıklarımız burada. Birazdan tavayı koyacağız, ısındırmaya başlayacağız. Çok küçük balık aslında. Bakın elime oranla balığın ebatını görüyorsunuz. Bunun pişmesi 5 dakikaya geçmez. Dolaptan çıktı. Bu biraz daha kalın. Şimdi ilk etapta deri kısmından başlayacağız. Deri kısmını çıtır çıtır olmasını istiyoruz. O yüzden yavaş orta ateşte deri kısmının çıtır çıtır olana kadar pişireceğiz. En son deri kısmı tamamlandığında balıklarımızı alt üst yapıp ateşten alıp sadece tavanın içinde şu kısmından bir 2 dakika daha bekleteceğiz. Ve bu şekilde balık içten içe pişip suyunu da muhafaza edecektir. Dolaba şöyle bir küçük bir bez parçasıyla bırakıp biraz kurumasını bekletin. Kurumasını sağlayın. Dolapta böyle beklesin. Şimdi bunları ben tuzlamıştım. Dolapta bekletmiştim. Çok güzel duruyor. Bunlara bir tık daha tuz vereceğim. Genellikle et tarafından daha çok tuz veriyorum. Deri kısmına da hafif tuz veriyorum.
Evet, balıklarımızı pişirdik. Şimdi nasıl pişirdiğimizi tarif edeceğim size yine hızlıca. Deri kısmından başladık. Gördüğünüz gibi derileri çıtır çıtır oldu. Zeytinyağı kullandık kızartmak için. Ve son dakikada tavanın altını kapattığımızda balıklarımızı alt üst yaptık ve alttan da pişirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Ekstra ateşe ihtiyacımız olmadı. En başta bahsettiğimiz gibi kalın tabanlı tava olduğu için ısıyı güzel absorbe ediyor. Altını kapattığımız zaman da bile 3-4 dakika pişirmeye devam ediyor. Ve bu şekilde balıklarımızı pişirdik. Dinlendirelim. Bezi değiştirdim. Alttaki bez yeni bez tabii ki de. Çiğ balığın durduğu beze gelmedi. Şöyle bir tane alt üst yapalım. Öyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Deri çıtır çıtır gözüküyor. Alttan da hafif pişti. Kokusu muhteşem. Şimdi bu balık bir yemekle çok güzel gider. O yüzden kingfish seçtim. Kingfish de yağlı balık olduğu için tadı harika. Şimdi yandan da göstereyim. Piştiğini görebiliyorsunuz. Bu benim için biraz fazla pişti. Ama balığımız dediğim gibi biraz eski balık olduğu için tamamen pişirmeyi tercih ettik. Ve her yerinden pişmiş oldu. Gördüğünüz gibi içi muhteşem şekilde sulu olacaktır. Şimdi tabak yapmaya başlayalım. Ve tabağa nasıl prezentasyon yapacağımızı size göstereyim. Küçük bir balık yapacağımız için küçük bir tabak yapacağım ilk önce. Nasıl porsiyonlanacağınızı göstereceğim. Sosumuz zaten hazırdı. Şimdi bu tabağın içine alacağız. İlk önce sebzemizi koyacağız. Ondan sonra da balığımızı üstüne yerleştireceğiz. Ve yapacağımız başka hiçbir şey yok. Yanına ekmek alabilirsiniz. İster alın, ister almayın. Ekmeksiz yiyeceğim ben. Şöyle göstereyim. İlk önce kaşığımı almam gerekiyor. Sebzenizi böyle yerleştirdikten sonra görün sos akmıyor. Çok güzel bir kıvamda. Tereyağıyla bağladığımız için böyle oldu. Şimdi balığımızı üstüne yerleştireceğiz. Biraz zeytinyağı gezdireceğiz ve sunumu hazır. Şimdi balığımızı üstüne yerleştiriyoruz. Bir parça zeytinyağı gezdirdikten sonra işimiz tamamdır. İlk önce derisini göstereyim. Ne kadar çıtır olduğuna bakın. Şöyle parmağımla çekeceğim yavaş yavaş. Şuraya bakın. Şu deri çips gibi. Bir çips gibi yiyebilirsiniz. Ben en sevdiğim yeri balığın derisidir. Şöyle bir parça alacağım. Şu yağları görüyorsunuz, derisinin altındaki toplanan yağları. Bu yağların hepsi çok lezzetli. Bu yağlar balıkla beraber pişiyor ve çok lezzetli bir tat bırakıyor. Şimdi bunun tadına bakalım. Çok lezzetli. Şöyle kenara bırakalım. Bir parça sebzelerden alalım. Sözün bittiği nokta yağlı balık, hafif sirkeli, fasulyeli pazıyla beraber şahane gidiyor. Şöyle bakın, balığı da kırayım. Görün içini. Dediğim gibi benim için aslında bir tık fazla pişmiş. Ama dediğim gibi balığın biraz eskiydi. O yüzden böyle pişmesini tavsiye ederim. Eğer böyle eski olduğunu inandığınız balık, taze olmadığına inandığınız balık varsa. Şöyle sadece balıktan bir alacağım, bir tık yiyeceğim. Omen. Eski balık falan değil. Balığın tadı çok güzel. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Şöyle biraz sebzelerle yiyeyim. Harika. Sözün bittiği nokta. Arkadaşlar, bence
denemeniz gereken bir tarif. %100 herhangi bir balık filetosuyla yapabilirsiniz. Balığı nasıl pişirdiğimi de gösterdim zaten. Vegan iseniz bu yemek de çok güzel bir yemek. Ekmekle beraber çok güzel gider. Ben daha çok sebzeyi tercih ederim aslında şu anda. Balık da çok lezzetli ama sebze harika. Evet arkadaşlar, yemeği bitirdik. Çok güzel bir balık olmuştu. Hızlı bir şekilde dedim, zaten kahvaltıda yapmamıştım. Harika bir tarif. Bence denemenizde fayda var. Çok basit, gördüğünüz gibi. Pazı, o kara lahana, her ne deniyorsa Türkiye'de o yeşilliği kullandık. Fasulye, kendi pişiriniz bir fasulye de olabilir. Konserve fasulye de olabilir. Maydanoz, soğan, sarımsak, zeytinyağı, butter, tereyağı. Sirke, tuz, karabiber, klasik her evde olan malzemeler, hiç ayrıyetten ekstra bir şeye gerek yoktu. Gördüğünüz gibi prezentasyon da çok güzeldi. Harika bir prezentasyon oldu. Aynı böyle restoran, casual restoran tarzında bir yemek tabağı yaptık. Balık hakkında şüphem vardı. Biraz eski balıktı. Tuzladım önceden falan filan. Tadı, kokusu güzel olduğu için pişirdim ve yedim. Tadında da bir sıkıntı olmadığı için çok güzel bir balıktı. Emin olmadığınız balığı yemeyin. Balık taze ise tüketin. Az çok anlıyorsanız tuzlayıp, tuzlu suda bekletip, benim gibi hafif önceden tuzlayıp dolapta kurutup tekrar iyi bir tuz verip zeytinyağını da kızartabilirsiniz. Çiçek yağı da olur, fark etmez. Ben zeytinyağı kullandım. Gördüğünüz gibi tavada böyle bir 2 milim kalınlığında zeytinyağı oranı vardı. Çünkü o deriyi güzelce kızarttı ve kenarlarına güzel bir şekil verdi. Çok lezzetliydi. Zeytinyağıyla gezdirdik, üstüne pişirdik. Harikaydı. Tuzu, karabiber çok güzel. Ben sirke kullandım. Fasulye ve sirke çok güzel bir uyum aslında yemeklerde. Tavsiye ediyorum. Limon da olabilir. Sirke. Yemek tarifinden ziyade yemek felsefesini veriyoruz burada. Yemek felsefesi. Yemeği nasıl pişiririz? Sebzelere nasıl davranırız? Ete nasıl davranırız? Balığa nasıl davranırız? Bunları öğreneceğiz. Yeni şeyler öğreneceğiz. Hayat devam ediyor. Virüs de olsa, lockdown da olsa, memleketimizden binlerce kilometre uzakta da olsak bir şekilde günümüzü iyi geçirmeye çalışıyoruz. Her şey çok güzel ilerliyor. Zaten Avustralya bildiğiniz gibi şu anda kışı arkada bırakıp yaza girmeye hazırlanıyor. Ve yaz döneminde de şimdiden söylesem mi bilmiyorum, steak videolarına başlayacağız. Çünkü ben profesyonel olarak 4 yıl boyunca Avustralya'nın en iyi steakhouse'larından birinde sous şeflik ve head şeflik yaptım. Şu anda Middle Eastern konseptte çalışıyorum ama fark etmez. Steak konusunda, steak yaparken de her türlü balık olayına da gireceğiz. Yaz geliyor, balkonumuz yeşeriyor, çiçekler açıyor ve sizinle güzel steak videoları da yapacağız. Ve aynı zamanda vegan, flexible videolar üzerine çalışacağız. Mesela bugünkü video gibi pazı, kara lahana yemeği yaptık, balıkla servis ettik. Ama vegan iseniz balık yerine tofu koyabilirsiniz. Tofuyu fırınlayabilirsiniz, kızartabilirsiniz. Onun yerine veya patlıcan şeklinde rost patlıcan atabilirsiniz. Biber bir şekilde artık ne varsa elinizde uygun, bunları kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.